Herkese günaydın. Yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Trabzonspor'un gündemini sizler için değerlendirmeye çalışacağız. Trabzonspor yarın sahasında Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak. Bu karşılaşma öncesi muhtemelen 11'i akşam saatlerinde yapılacak olan antrenmanın ardından sizler için çekeceğimiz videoyla yayınlamayı düşünüyorum. Bugünkü konumuz biraz daha herkesin merakla beklediği, gerçekten bana en fazla sorulan sorulardan bir tanesi olan Edin Visca'nın durumuyla alakalı, Marek Hamşik'in durumuyla alakalı ve birkaç daha farklı teknik detay vereceğimiz bir video olacak. Edin Visca ile ilgili nihayet sevindirici gelişme yaşandı. Gerçekten nihayet, çünkü 68 gün önce 12 Ağustos tarihinde Atakaş Hatayspor'la oynanan karşılaşmada gerçekten çok talihsiz bir sakatlık yaşamış ve kolunun şurasında kırık meydana gelmişti. Ameliyat oldu ardından ve iyileşme süreci derken oyuncu Trabzon'a geldi. Uzun bir aradan sonra Trabzon'da ve burada hafif tempolu yürüyüşlere başlayacak. Yani bu tam anlamıyla koşacak, takıma katılacak anlamı taşımasın ama en azından saha çalışmalarına başlayacak. Böyle bir karar alındı Edin Visca ile ilgili olarak ve Trabzon'da hafif tempolu çalışmalar yapacak. Ardından Antalya kampında, tam tarihlerini birazdan vereceğim, tam anlamıyla takıma katılabilecek ve oradaki hazırlık maçlarında da görev alacak. Bu sürecin ardından, yani yaklaşık bir ay sonra da tam olarak takımın bir parçası halinde geri dönmüş olacak. Tabii fiziksel anlamda şu an ne eksikleri var, ne durumda, onu çok fazla bilmiyorum. Ancak zaten daha uzun bir zaman var ve yürüyüşlerle de olsa, zaman zaman artıracağı tempoyla da olsa en azından sahaya ayak basacağı haberini vermek bence çok çok güzeldi. Bugün gazetede yaptım bu konudaki özel haberi. Trabzon'a geldi ve saha çalışmalarına başlıyor Edin Visca. Bence çok güzel, sevindirici bir gelişme. Çünkü sağ kanatta sürekli bir arayışı vardı Trabzonspor'un ve Edin Visca ile birlikte artık bu arayışın sona ereceğini söyleyelim. Bir diğer sakatlık haberi Marek Hamşik'te yaşanmıştı. Önceki gün antrenmanın 45. dakikasında ayak bileğine bir darbe aldı. Buz tedavisi uygulandı 5-6 dakika. Sonra çalışmaya devam edemedi. Ama dün yapılan kontrollerinde ayak bileğinde herhangi bir şişkinlik olmadığı tespit edilince oyuncuda ağrım yok, çalışabilirim dedi. Bunun üzerine sağlık ekibi ve teknik ekibi aldığı ortak kararla Hamşik dün antrenmanı aldı ve antrenman boyunca takımın bir parçasıydı Marek Hamşik ve herhangi bir ağrı da hissetmedi. Dolayısıyla bugün Allah korusun bir sıkıntı olmadığı sürece Sivasspor karşılaşmasında teknik ekibin görev vermesi durumunda oynayabilecek seviyede Marek Hamşik. Ama zaten Hamşik ekonomik olarak kullanıyor bildiğiniz gibi. Böyle 60 dakika, 65 dakika, maksimum 70 dakika sahada tutuluyor ve sonra kenara çekiliyor. Yine Sivasspor maçında da muhtemelen aynısı olacak. Maça başlayacaktır ve sonrasında kenar yönetimi tarafından kulübeye geri çekilecektir. Serkan Hasan ve Dorukhan Toköz'ün sakatlıklarıyla ilgili de şu detayı verelim. Serkan Hasan bildiğiniz gibi maalesef bir ameliyat kurbanı oldu ve İsviçre'de tekrar yeniden ameliyat edildi ve ilk yapılan ameliyatta oyuncunun menisküs yırtığındaki bağ dokularının tedavi edildiği ve iyileşme sürecinin bu yüzden uzadığı söylenmişti. Şimdi burada iki ana madde var. Eğer bağ dokuları tedavi edilirse, yani onarılırsa, dikilirse geri dönüş süresi 4-6 hafta. Eğer alınırsa, yani oradaki menisküs yırtığı tamamen alınırsa 4 ile 6 hafta arasında oluyor geri dönüşü. Biri 6 ay, biri 6 hafta. Ama tabii menisküs yırtığının alınması bu arada çok tercih edilen bir durum değil. Önce onarmayı tercih ediyorlar. Çünkü daha genç ve uzun sürede buna ihtiyaç duyuluyor. Şimdi onarma işlemi çok istenildiği gibi gitmeyince oyuncunun yırtığı alındı ve 4 ile 6 hafta arasında sahalara dönebilecek. Dorukhan Toköz ile ilgili de oyuncunun geri dönüş süresi Ocak sonu Şubat ayı gibi görülüyor. Daha erken dönmesi için oyuncu da çok yoğun şekilde verilen program dahilinde hazırlık yapıyor. Ama şu an için öngörülen tarih bu. Onun öncesi gerçekten çok ciddi bir sürpriz olur, onu belirtelim. Ama geri dönüşü Dorukhan Toköz'ün gerçekten çok çok değerli. Bence Edin Visca'yı Trabzonspor çok arıyor ama Dorukhan Toköz'ü de gerçekten çok arıyor. Onun yokluğunda özellikle yerli kuralı noktasında çok ciddi sorunlar yaşıyor. Peki kamp programı ne olacaktır Trabzonspor'un? Yani Kasım ayı aslında bir nevi erken ara.
bildiğiniz gibi sezonun devre arası olmayacak Dünya Kupası nedeniyle. Ocak ayında 15-20 günlük bir ara veriliyordu. O ara olmayacak. Şimdi Kasım ayında Dünya Kupası'ndayken bu ara yapılacak. Trabzonspor 21-27 Kasım tarihleri arasında izin yapacak bu Dünya Kupası arasında. Ardından Trabzon'a gelecek ve Trabzon'da çalışmalarına başlayacak. 7 gün boyunca, özür dilerim bu arada, 12-20 tarihleri arasında, yani 12 Kasım 20 Kasım tarihleri arasında izin yapacak. 21-27 Kasım tarihleri arasında Trabzon'da bir kamp çalışması var. Ardından Antalya'ya gidecek Trabzonspor. 28 Kasım 8 Aralık veya 9 Aralık tarihleri arasında da Antalya Berek'te kamp yapacak ve bu Berek kampı süresi içerisinde de en az 2 hazırlık maçı oynanması planlanıyor. Bu hazırlık maçları gerçekten çok çok önemli, çünkü hem Edin Visca hem de Bruno Perez açısından önemli. Eğer Bruno Perez bu hazırlık maçları sürecinde eski görüntüsünde olduğunu sinyallerini verirse, lisansını aktif edebilmek adına bir yönetim veya teknik ekip düşünce içerisine girecek. Ama Bruno Perez eski görüntüsünden uzak bir halde ise maalesef ara transfer döneminde yolların ayrılması gündeme gelebilir. Bruno Perez ile ilgili olarak Antalya'daki kamp çok önemli. Orada Bruno Perez'in geleceği ile alakalı da karar verilecek. Yani hem Edin Visca'nın durumu belli olacak, netleşecek. Geri dönüşündeki fiziksel durumu, teknik kapasitesindeki durum, zihinsel anlamdaki kendisini nasıl hissettiği gibi konular netlik kazanacak. Ama hem de Bruno Perez'le ilgili de bir karar verileceğini belirtelim. Ayrıca yine o kampta da Serkan Asan'ın hafif tempolu koşulara başlayabileceğini de belirtelim. Bir diğer noktada Trabzonspor için planlama, transfer planlaması o kamp, o dönem içerisinde netlik kazanacak. Şu an için ön hazırlık yapılan bölgeleri size aktarmak istiyorum. Bir sol bek, bir sağ bek, bir 8 numara, yani merkez orta saha dediğimiz nokta, bir de sağ kanat arayışı var Trabzonspor'da şu an. Bu 4 bölge için net arayış yapılıyor. Birçok bölge için arayış var ama bu bölgeler için bir transfer düşüncesi var, bir araştırma süreci var. Ama yabancı kontenjanı dolu Trabzonspor'un, sadece 99 doğumlu hakkı var. Bura nasıl çözülecek? Gerçekten işin içinden çıkmak çok zor. Cendi Semedo'ya herhangi bir teklif yok şu an itibariyle. Yani takımdan ayrılabilir gözüyle bakacağınız oyuncu sayısı çok az. Yani Siopis çok ciddi bir maç sayısına ulaştı. Bakasetas takımın çok önemli bir parçası. Bamen daha yeni yeni form tutmaya başladı. Bardi'ye çok ciddi yatırım yapıp transfer ettin. Nasıl böyle bir düşüncede yol ayrımına gidebilirsin? Zaten savunmada çok fazla alternatifin yok. Bartra, Hugo, Dansville. Larsen teknik ekipte hemen hemen bu görüşte, bir önünde Edin Visca ile onu bir görmek istiyorlar. Yani Larsen'e şu anda çok yükleniyor herkes. Gerçekten ciddi anlamda oyuncunun üzerinde bir baskı durumu var. Ama önünde bir sağ kanatla görmedik Larsen'i. Yani hep kanat olmayan oyunculardan arkasında o koridor önünde, sol koridor önünde bomboş kalıyordu rakibin sol koridoru, kendine göre sağ. Bir de önünde Edin Visca ile bir Larsen'i görmek lazım. Edin Visca ile nasıl bir performans sergileyecek, ona bakmak gerekiyor. Ondan sonra bazı kararlar verilecek. Yerli zaten çok fazla oyuncu yok. Olan oyuncuların da maliyeti ne aşamada biliyoruz. Trabzonspor iç sahada tam 29 maçtır kaybetmiyor. İnanılmaz bir istatistik. Gerçekten çok ciddi bir istatistik. Ve Demir Grup Sivasspor maçı ile birlikte bu sayıyı 30'a çıkartmak istiyor Bordo Mavili takım. Ama Sivasspor'da oynadığı son 3 maçta çok ciddi bir çıkış yakaladı. Yani önce Başakşehir, ardından Balkani Avrupa maçı, sonra Giresunspor maçı ve Trabzon'a eksik oyuncularıyla da gelecek olsalar Sivasspor tehlikeli bir takım ve burada puan ya da puanlar almak için mücadele edecekler. Taraftar da sanırım bunun farkında ve gerçekten maça ilgi çok yüksek. Şu an itibariyle %90'ı geçti sanırım satılan bilet sayısı, ama tabii burada kombineler de var. Yani kombinesi olup da maça gelmeyenler gelmeyince o tribünler maalesef boş gözüküyor. Zaten kale arkası tribünleri neredeyse tamamen kombine. O yüzden bence gelemeyecek durumda olanlar zaten bunu sosyal medyada paylaştığı anda birçok kişi o bilete talip oluyor. Az da para değil yani. Gerçekten ciddi rakam kulüp içinde, kombinesi olup gelmeyen içinde. O yüzden bu şekilde de değerlendirilmeli. Sivasspor maçında o tribünlerin dolu olacak olması da bence çok çok güzel, farklı bir atmosfere sokacak. Gündüz maçı, saat 17 maçı
Şu an Trabzon'da hava kısmen kapalı. Yarın biraz daha bu durumda bekleniyor. Yani kapalı hafif yağış şeklinde bekleniyor. Ama zaten akşam videosunda hem muhtemel 11'e hem de Sivasspor maçı ile ilgili oyun planı üzerine biraz daha farklı detaylar konuşmaya çalışacağız. Çünkü orası da bence önemli. Hoca motivasyonu artırmaya çalışıyor. Bireysel görüşmeler yapıyor. Bunların tam detayını akşam idman sonrasındaki videoda sizinle paylaşıyor olacağım. Bugün Vişça ile Hamşik ile ilgili güzel haberler verdik. Umarım videoyu beğenir, görüşlerinizi de aktarırsınız. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Hayırlı cumalar.